Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu sert direksiyon nasıl yumuşatılır? Yani aracınızın direksiyonu yumuşaktı, sonra sertleştiyse bu nasıl yumuşatılır? Mümkün müdür? Nasıl bir kontrol planı izlenmelidir? Bununla alakalı bilgi vereceğim. Bu hafta çok sorulan sorular arasında yer almakta. O sebeple soruyla videoya başlatmak istedim. Sorulan soru şu şekilde: sert direksiyon nasıl yumuşatılır şeklindeydi arkadaşlar. Şimdi sizi bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi aracınızın direksiyonu bir yumuşaklıktaydı. Sonra biraz sertleşme yaşadıysanız bu durumla alakalı. İlk önce bir arıza aramaktansa bakım durumunu aramayı tercih etmelisiniz. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken şey aracınızın lastik basınçlarını kontrol etmek arkadaşlar. Şimdi aracınızın, yani şu lastiklerin belli bir basınçla olması gerekmekte. Mesela aracınızın 32 hava basıyorsanız bu 20'ye düştüyse aracınızın direksiyonunun sertleşmesine sebebiyet verecektir. Veya iki lastiğin basıncı birbirini tutmuyorsa bu da aracınızın direksiyonunun sertleşmesine sebebiyet verir. Bu sebeple ilk olarak en kolay ve en çözülebilir durum olarak aracınızın lastik basıncını kontrol edin. Onun dışında aracınızın lastikleri yazın kışlık lastikler, kışın yazlık lastikler bu tarz durumlara sebebiyet vermektedir. Onun dışında aracınızın lastiği bitikse bu da aracın direksiyonunun sertleşmesine sebebiyet vermekte. Bu sebeple ilk olarak dediğim gibi aracınızın lastik basıncını ve lastiklerini kontrol etmelisiniz. Aracınızın lastiklerini kontrol ettiğiniz, sorun yok veya sorun var çözdünüz, direksiyon yine istediğiniz kadar yumuşamadıysa eğer, sırada bakmanız gereken bir diğer husus ve en önemli nokta diyebilirim: aracınızın hidrolik yağı, yani direksiyon hidrolik yağı arkadaşlar. Aracınızın direksiyon hidrolik yağı kutusunu açın. Bakın gördüğünüz gibi içinde yağ var. İçinde yağ yoksa, eksildiyse, azaldıysa bunu ekleyin. Eğer ki içinde yağ bitmiş, siz yağı eklerseniz muhtemelen bu direksiyondaki sertleşme olayı çözülecektir arkadaşlar. Bunun içindeki direksiyon yağı üstünde seviye varsa seviyeye göre, seviye yoksa aşağı yukarı 3 santim boşluk kalacak şekilde direksiyon hidrolik yağını ilave etmelisiniz arkadaşlar. Direksiyon yağı kullanırken aracınızın kitapçığında ne yazıyorsa onu kullanmaya çalışın. Eğer ki bununla alakalı bilginiz yoksa kaliteli yağlar kullanmayı tercih edin arkadaşlar. Kesinlikle direksiyonun yumuşamasına katkı sağlayacaktır. Onun dışında aracınızın direksiyon hidrolik yağı oldukça hani kayganlığını kaybettiyse, yani özelliğini yitirdiyse bu da direksiyonun sertleşmesine sebebiyet verir. Aracınız uzun zamandır sizde ve siz bu direksiyon yağını hiç değişmediyseniz, bir devir daim yaptırmadıysanız, yeni yağ koymadıysanız, eğer ki yağ dolu olsa bile bu yağı değiştirmeniz direksiyonun yumuşamasını sağlayacaktır arkadaşlar. Onun dışında aracın tekerlerini kontrol ettiniz. Hidrolik yağında bir sıkıntı yoksa eğer, arıza artık mekaniktir diyebiliriz arkadaşlar. Bu tarz durumlarda aracın direksiyonunda direksiyon pompası arızasını dinleyebilirsiniz. O da nasıl olur? Şöyle söyleyeyim. Direksiyona geçtiğinizde araç çalışırken eğer ki böyle direksiyonu sağa sola çevirdiğinizde böyle bir uğultu sesi geliyorsa eğer, ya da farklı sesler duyuyorsanız eğer, aracınızın direksiyon pompası arızalanmış olabilir. Bu tarz durumda sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Aracınızı en yakın servise götürerek bu durumun çözülmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında direksiyonun sertleşmesine sebebiyet veren etkenler var. Ama bunlara sizin yapabileceğiniz bir şey olmadığı için daha detaylı bir anlatım yapmayacağım. Çünkü bununla ilgili daha önce video paylaşmıştım. Direksiyon neden sertleşir, çözümü nasıl, çözümü değil de direksiyon neden sertleşir ile alakalı. Eğer ki daha detaylı bir anlatım arıyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.